sorma. Aşırma derinlerine derinlik sorma. Yoluna da koşuyoruz bizi kaza zorma. Kendinde küçük ama tuttunuz da sorma. Fevzi Zemzem, Rıdvan Bolatlı, Türker Gülsoy ve Özcan Köksay anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Evet sevgili futbol severler, Van Atatürk Şehir Stadyumundan herkese mutlu pazarlar diliyorum. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta müsabakasında temsilcimiz Silahtaroğlu Van Spor'umuz bu hafta Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Ve bu maçın naklen yayınında Van Spor TV ekranlarından spikeriniz ben Kubilay Önay 90 dakika boyunca sizlere yardımcı olacağız. Öncelikle 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ikinci günü bugün ve biz de mübarek Ramazan ayını Van Spor TV olarak tüm Müslümanlara barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyoruz. Öncelikle tüm Müslümanlarımızı ve Van halkının mübarek Ramazan ayını kutlarız. Tribünlerde yaklaşık
6000 dolayında bir futbol sever var. Kapalı tribün tıklım tıklım dolu. Karşı maraton tribününde ise çok az bir boşluk var. Gerçekten pırıl pırıl bir Nisan güneşinde ilkbaharın zorlu kış şartlarından sonra bu güneşi görmeyi özlemiştik. Stat Yeşilçim gerçekten futbol oynamaya müsait. Hava futbol oynamaya müsait. Atmosfer müthiş. Bugün Manspor'umuzdan tek istediğimiz 3 puan alıp playoff potası da bizi daha fazla rahatlatması. Maçı Manisa bölgesi hakemlerinden Şevket Teker yönetecek. Yardımcı raklarını Güner Mumcu Taş'tan Ferhat Çalar yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Yunus Emre Çakar. Manspor'umuz eksiklerle bugün sahada. Manspor'umuzda bugün Miraç Acer cezalı, İsmet sakat, Sedat Komi ve Fatih Somuncu'nun ise sakatlıkları sürüyor. Kalede bugün Aydın görev yaparken geri dörtlüde Taha Mete, Yıldız Uğur, Adem Gezer, Barış Gök oynayacak. Önlerinde Barış Sağır, Furkan Polat, sağda Emrah Tacir, solda Uğurcan, ortada Mehmet Özdraz, ileride ise Hamza Küçükköylü bugün görev yapacak Vanspor'da. Konuk Etimesgut Belediyespor'da ise onlar da eksiklerle geldiler. Mehmet Çiçek, Göksu Türkdoğan ve Anıl Dikmen yok. Kalede bugün Osman Mert Göktepe görev yapıyor. Maçın hakemi bu arada yardımcılarına baktı. Son kontrolleri yapıyor. Federasyon temsilcisinden de tamam işaretini aldı. Ve Etimesgut Belediyespor müsabakaya başladı. Başarılar Vanspor'umuz diyoruz. Etimesgut Belediyespor'da kalede Osman Mert Göktepe var. Geri dörtlüde Ömer Kandemir, eski bir dost İsmail Güner, Vanspor altyapısından yetişmiş bir isim. 2 sezon önce Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu. Sezer Özmen çok tecrübeli bir stoper ve Medeni Bingöl, o da bugün sol bek mevkiinde oynayacak. Asıl yeri sağ bek ama sakat ve cezalardan dolayı zorunluluktan bugün sol bekte görev yapacak Medeni Bingöl. O da eski bir futbolcumuz, eski bir Vansporlu. Önlerinde Halil Göçer, Erdi Zengin, sağda Mehmet Sıdık İstemi, solda Turan Yılmaz, ortada Berk Akgönül, ileride ise genç Yavuz Suat Polat. Bugün Etimesgut Belediyespor'da gol ayağı diyeceğiz. Mehmet Sıdık İstemi de 2019-2020 futbol sezonunda Vanspor forması giymiş bir isimdi. O da bugün Vanspor'a karşı forma giyecek. Müsabaka başladı. Uğurcan'la geliyoruz. Uğurcan arka direğe doğru. O bölgede hareketlenen topu da kapan Mehmet Sıdık İstemi. Mehmet Sıdık Halil'e doğru. Halil tek top Yağız'a doğru. Çok soğuk süratli yetişebilir mi Yağız? Yağız yetişti. Yağız karşıda Mete var. Yağız aradan bıraktı. Sıddık son anda. Sıddık Aydın'ın oradan müdahalesi var mı? Müdahalesi yok. Tehlikeli geldi. Henüz maçın ikinci dakikasında konuk Etimesgut Belediyespor tek topla çıktılar. Yağız arada Sıdık'ı iyi gördü. Sıdık'ın gelişine vuruşu avutak sonuçlandı. Taraftarın coşkulu tezahüratıyla başladı müsabaka. Hem Kara Kobralar hem Görkentliler. İpek Yolu Kaymakamımız İhsan Faruk Emre maç öncesi iki taraftar grubuna da İhsan Emre Aydın, İpek Yolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz İhsan Emre Aydın iki taraftar grubunda maçtan önce tüm stada atkı dağıtımında bulundular. Gerçekten buradan biz de Vanspor TV olarak İpek Yolu Belediyesi'ne ve İpek Yolu Belediyesi Kaymakamına, Belediye Başkan Vekiline teşekkürlerimizi iletiyoruz. Protokol tribünü tıklım tıklım dolu. Mehmet Avcı Önderliği'nde yönetim kurulu tam kadrosu bugün protokolde. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürümüz Atan Uraydın ve 100. Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Şevli de bugün müsabakayı izleyenler arasında ve yine Gençlik Spor İl Müdürümüz olsun Nevzat İnanç, ASKF Başkanımız Ramazan Kıvanç da ve eski il hakemlerimizden, FIFA hakemlerimizden Zafer Korkmaz da maçı izleyenler arasında. Barış Gök, onun da cezası bitti. Hafta arası Bodrum maçında oynamamıştı cezasından dolayı ve bugün formasına kavuştu. İsmet'in yokluğunda bugün tandemde Mete Yıldız, Uğur Adem Gezer'i izleyeceğiz. Mete uzun oynadı Uğurcan'a doğru. Ömer Kandemir'in kafası ve top kaleci Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi. Osman Mert Göktepe de Gençler Birliği altyapısından yetişmiş bir kaleci ve 8 yıldır Etimesgut Belediyespor kalesini koruyor. Ta Bal Ligi döneminden beri Etimesgut Belediyesi kalesini koruyor Osman Mert Göktepe.
Uğur, Halil, Berk. Aradan Turan'ı kaçırma düşüncesindeydi. Kademede Uğur. Medeni Bingöl. Medeni aradan Sıddık. Sıddık Berk'e doğru. Araya giren isim orada Uğur. İsmail. Ömer Kandemir İsmail de Vanspor altyapısından yetişmiş bir isim. 3 yıl Vanspor forması giydi ve geçtiğimiz yıl devre arası Vanspor'dan ayrıldı. Furkan Polat vardı pasını Mehmet Özdraz'a. Mehmet Özdraz'dan Uğurcan'a doğru. Uğurcan karşısında Ömer var. Uğurcan geçebilir mi? Uğurcan iki oyuncu karşısında aradan bıraktı. Tekrar Uğurcan. Barış Sağır orada Uğurcan'ı kaçırma düşüncesindeydi. Kademede İsmail Güner. Sıddık. Sıddık istemi. Ahmet Spor'dan devre arası transferi Etimesgut Belediyespor'un 2019-2020 sezonda Vanspor forması giydi. Berk kaptırdı. Sezer Özmen. Sezer aradan bıraktı Medeni'ye. Medeni. Medeni Bingöl geliyor. Medeni son çizgide. Medeni arka direğe doğru. O bölgede hiçbir Etimesgut Belediyespor'lu oyuncu yok ve top doğrudan out'a gitti. Dakika 5. Etimesgut Belediyespor maça baskılı başladı diyebiliriz. Geride kalan 5 dakikalık dilimde. Furkan. Mete. Mete'nin pası Uğur Adem. Uğur Adem gezer. Şöyle bir kafasını kaldırdı. Uzun oynadı. O bölgede Uğurcan'a doğru. Uğurcan. İndirdiği bölgede hiçbir Vanspor oyuncu yok. Taha Gür hücumda. Taha. Taha rakiplerini birer birer geçti. Taha ortayı sına aşma düşüncesinde. O bölgede Halil Göçer'in müdahalesi ve taç. Taç atışını Vanspor'umuz kullandı. Barış Sağır. Mehmet Özdraz. Barış Sağır. Uğur Adem. Uğur Adem aradan Emrah Tacir. Yetişemedi. Savunmaya çarpan top taca gitti. Hemen kullanıldı taç atışı. Barış Gök. Barış Gök. Barış Gök. İki oyuncu geçti. Barış Gök karşı karşıya. Barış vurdu kaleci son anda. Atak devam ediyor. İkinci pozisyon. Kafalardan sekti. Bir anlık karambol. Furkan önde Bursa tehlikeli. Verdi pası Barış Sağır'a. Barış Sağır en sola doğru. Atak şansı devam ediyor. Barış Gök son çizgide içeriye doğru. Orada Hamza'ya çarpan top dışarı gitti. Son olarak Osman Mert Göktepe'nin müdahalesi var ve korner. Köşe vuruşu kullanacak Vanspor'umuz. Üst üste tehlikeler Vanspor'umuzda 6. dakikada. Hem Barış Gök hem soldan yine Barış Gök getirdi. Ortaya çevirdi. Osman Mert Göktepe'nin müdahalesi vardı. Köşe vuruşu hemen kullanıldı. Mehmet Özdraz arka direğe doğru. Boş pozisyon Uğur Adem gezer top dışarıda. Dakika 7, golsüz eşitlik var. İki takımın da pozisyonları var. Etimesgut Belediyespor'un Sıddık'la yarattığı bir tehlike vardı henüz ikinci dakikada. Beşinci dakikada Barış Gök'le gole çok yaklaştık. Osman Mert Göktepe iki pozisyonda da kalesini gole kapadı. Emrah Tacir en geriye. Kaleci Aydın Bağ. Aydın Bağ uzun oynadı. Hamza Küçükköylü'ye doğru. Top İsmail'in kontrolünde doğrudan Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi. Taraftarın müthiş tezahüratı altında başladı mücadele. Gerek Kara Kobralar gerek Gölkentliler desteklerini maç başından bu yana sürdürüyorlar. Mete Yıldız'dan gelişi güzel bir vuruş. Hamza Sezer Özmen mücadelesi. Hamza kontrol edecek mi? Sezer Özmen'in orada kontrolünde Medeni'ye aktarıldı. Medeni'nin pası Berk'e. Berk. Berk. Taha. Taha Balcı. Uzun oynadı. O bölgede top doğrudan Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi. Geride kalan 32 haftada Vanspor'umuz 15 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 44 gol atıp 37 gol yedik. Artı 7 averaj ve 56 puan ile 5. basamaktayız. Konuk Etimesgut Belediyespor geride kalan 32 haftada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyet aldılar.
37 gol atıp 48 gol yediler. Eksi 11 averaj ve 37 puan ile 12. basamaktalar. Son iki deplasmanı ard arda kaybettiler. Son gerçekten deplasmanda kötü bir karneleri var. Son deplasman galibiyetlerini Kasım 2021'de Velimeşehir deplasmanda 2-1 yenerek almışlardı. Etimesgut Belediyespor. Kasım ayından bu yana deplasmandan galip gelemeyen bir Etimesgut Belediyespor var. Van sporumuz ise 12 maçtır kaybetmiyor. Erhan Altın Hoca geldiğinden beri 6 galibiyet 6 beraberlik aldık. Yalnız biz de son 3 maçtır galip gelemiyoruz. Son galibiyetimizi Diyarbakır'da aldık. Son 3 maçta 3 beraberliğimiz var. Sarıyer, Çorum ve Bodrum maçlarında berabere kaldık. Umarım bu beraberlik serisi bugün son bulur. Çünkü bugün alacağımız 3 puan, burada alacağımız 3 puan çok ama çok önemli. İsmail Güner uzun oynadı. Turan. Turan dikkat edilmesi gereken bir isim. Turan. Turan savunma. Yağız. Yağız Ansa. Ömer Kandemir hücumda bu dakikalarda. Turan. En geriye Halil. Halil'den İsmail'e. İsmail'den kaleci Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi top. Sezer. Sezer yerden Berk. Sıddık. Kaptırılan top Taha'ya. Taha. Taha'nın da son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Mehmet Özdıraz. İsmail. En geriye kaleci Aydın'a kadar gelen top. Aydın. Mete Yıldız. Verdi pasını Uğur Adem Gezer'e. Uğur. Uğur aradan Hamza. İsmail'in müdahalesi var. Top tekrar Barış Sağır'da. Barış Sağır. Verdi pasını Mete Yıldız'a. Mete Yıldız. Mete'den Taha'ya doğru. Taha iki oyuncu karşısında. Taha. Geriye oynadı Mete'ye. Mete. Mete'den Hamza'ya hazırlık pasıyla çıkıyoruz bu dakikalarda. Uğur en sola kaptan Barış'a. Barış karşısında Turan var. Emrah Tacir. Mehmet Özduraz. En geriye Mete Yıldız'a. İki teknik adam Erhan Altın hocamız ve Enver Bozbay kendilerine ayrılan yerin son çizgisine kadar gelmiş bulunmaktalar. Maçın başından bu yana hiç oturmadılar. Taktikleriyle iki takıma güç oluyorlar bir nevi. Kronometreler 12. dakikayı gösteriyor. Atatürkşehir Stadyumu'nda golsüz eşitlik var. 2. dakikada Sıddık'la kaçırılan bir pozisyon var Etimesgut Belediyespor'un. 5. dakikada bizde Barış Gök'le mutlak bir golü kaçırdık. Barış Gök çalımlarla ceza alanına girdi. Karşı karşıya vuruşunda Osman Mert Göktepe kalesinde başarılıydı. Mete. Kendi sahamızda oynadığımız 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. 23 gol atıp 15 gol yedik. Sadece kendi evimizde Sivas Belediye ve Bodrum maçlarını kaybettik. Konuk Etimesgut Belediyespor deplasmanda 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldılar. 17 gol atıp 31 gol yediler. Kasım 2021'den bu yana deplasmanda maç alamıyor Etimesgut Belediye takımı. Turan'la çıkıyor Etimesgut Belediye takımı. Turan uzun oynadı. Top doğrudan kaleci Aydın'a kadar geldi. Furkan. Verdi pasını Uğurcan'a. Uğurcan. Karşısında Medeni var. Uğurcan. Furkan Polat. Furkan aradan. Kafa ve gol. Gol gol. Daha öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı. Daha öncesinde yan hakemin kaldırdığı bir ofsayt bayrağı var. Güner Mumcu Taş'tan
Pozisyon tekrarını izleyeceğiz birazdan. Furkan iyi kesti o bölgede. Emrah Tacir kaçtı içeriye. Kafa vuruşunda daha öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı vardı. Mehmet Özduraz. Mehmet Özduraz kendini yerde buldu. Hakem faul kararı verdi. Şevket Teker. Şevket Teker de Manisa bölgesi hakemlerinden. İlk kez bir maçımızı yönetiyor. İşte pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Şevket Teker ilk kez bir maçımızda düdük çalıyor. Etimesgut Belediyespor'un ise Şubat 2021'de Pendikspor'u 3-1 yendiği müsabakada düdük çalmış. B klasman hakemlerden. Bu da. Mehmet Özduraz topun gerisinde, ceza alanı içinde 5 Vanspor'lu oyuncumuz var. Düdük çaldı hakem. İçeriye doğru kafa, Mete boşta kaldı. Bir vuruş dışarıya. Mete'nin kafa vuruşuna top bir anda boşta kaldı. Uğur Adem Gezer orada önünde buldu. Vuruşunda top dışarı çıktı. Gerçekten 14. dakikada gole yaklaştığımız bir andı Uğur Adem Gezer'le. Medeni. İki oyuncu arasında kaptırdı Medeni. Uğurcan orada Erdi Zengin'in müdahalesi ve taç. Taç açısını Vanspor'umuz kullanacak. Taha Gür'le. Taha şöyle bir arkadaşlarına baktı. Dağılımlarına baktı arkadaşlarının. Boşa çıkan oyuncu aradı. Hamza'ya doğru. Hamza'dan Furkan'a. Furkan. Furkan'dan gelişi güzel Emrah Tacir'e doğru. Emrah Tacir yetişemedi topa. Ve top da taca çıktı. Taç atışını karşı tribünler önünden Etimesgut Belediyespor takımı kullanacak. Bu arada bir sakatlık var. Sezer Özman kendini yere bıraktı. Sağlık görevleri oyun alanında. Sezer Özmen'i de Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Gerçekten Süper Lig tecrübesi olan bir futbolcu Sezer Özman. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, 1461 Trabzon formalarını giymiş bir isim. Sezer Özmen geçtiğimiz sezondan bu yana Etimesgut Belediyespor forması giyiyor. İşte taraftarlarımız, cephakar taraftarlar. Maç başından bu yana susmadı. Gerek Karakobralar, gerek Gölkentliler. Maçın başından bu yana susmadılar. Sezer Özmen'in tedavisi oyun alanı dışında devam edecek. Taç atışıyla müsabaka başladı. Yağız'a doğru giden top. Uğur Adem Gezer'in kontrolünde tekrar taca çıktı. Bu arada Sezer Özmen'in tedavisi bitti. Sezer Özmen oyun alanında. Ömer Kandemir kullanacak taç atışını. Ömer Kandemir hemen kullandı. Turan önünde buldu. Turan dışarıya. Turan içeride kimseyi bulamayınca doğrudan kaleye vurmayı tercih etti. Turan Yılmaz tehlikeli bir isim. Ordu Spor, Zonguldak Spor geçmişi var. İlk yarıda Etimesgut'ta oynanan müsabakada da golü atan isimdi. Gerçekten etkili bir oyun ortaya koymuştu. Sincan'daki müsabakada. Sezon başından bu yana Etimesgut Belediyespor maçlarını Sincan'da oynuyor. Kendi sahası bakımda olduğundan dolayı Sıddık'ın orada baskısı var Mete'ye. Sıddık Mete mücadelesi. Sıddık kaptı topu. Sıddık arkadaşlarına baktı. Verdi pasını Halil Göçer'e. Halil savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Turan kontrol etti. Turan arka direğe Barç dışarıya. Yine etkili geldiği bir an Etimesgut Belediyespor takımının dakika 19 golsüz eşitlik var. Ama kıran kırana da bir mücadele var.
Uğur'un pası top doğrudan kaleci Osman Mert Göktepe'ye kadar gitti. Erdi Zengin. Ankara Gücü'den hatırlıyoruz onu da. Erdi'nin pası İsmail'e. İsmail en geriye kalecisi Osman Mert Göktepe'ye. Osman uzun oynadı. Sıddık'a doğru. Sıddık yetişebilir mi? Yetişti. Sıddık dışarıya. Sıddık gerçekten ilk 20 dakika boyunca çok etkili bir futbol ortaya koyuyor. Etimesgut Belediyespor takımında. İkidir Vanspor kalesini yokluyor Sıddık. Önce 2. dakikada ve şimdi de 19. dakikanın saniyeleri işlerken Vanspor kalesini yokladı ve orta alanda da çok etkili bir isim. Bu dakikaya kadar çok dikkat edilmesi gereken bir isim. Furkan Polat verdi pasını Taha Güre. Taha'dan Mete Yıldız'a. Mete. Uğur Adem Gezer. Barış Sağır. Aradan Furkan Polat'a. Furkan'dan Barış Sağır'a. Emrah Tacir, Barış Sağır. En sola Barış Gök'e. Barış Gök, hadi çocuklar. Barış Gök verdi pasını Emrah'a. Emrah'tan Barış Sağır'a. Pas yapa yapa çıkıyoruz. Barış, Emrah Tacir. Emrah. Barış Gök. Kaptan Barış eksen etrafında döndü. Verdi pasını Uğur'a. Uğur bütün atlarımızla Etimesgut Belediyespor yarı alanındayız. Mete Yıldız. Mete'nin pası Furkan Polat'a. Furkan orada Berk'in baskısı vardı. Furkan kalecisi Aydın'a döndü. Aydın. Mete. Barış Sağır. Maç başından bu yana topla en çok oynayan taraf biziz. Yalnız pozisyon bulmakta, organize olmakta güçlük çekiyoruz. İlk 21 dakikalık dilimde. Barış Gök. Emrah Tacir, Barış Gök. Barış Gök kaptırdı. Erdi ile çıkıyor Etimesgut Belediyespor takımı. Bir anda 4'e 4 yakalandık. Erdi'nin pası Turan'a. Turan, Yağız var, Sıddık var içeride. Turan kafasını kaldırdı. Verdi pasını Erdi'ye. Erdi'nin Sıddık'a. Sıddık iki oyuncu karşısında. Sıddık aradan bıraktı. Yağız'a daha öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı. Sıddık aradan iyi düşündü orada. Yağız, Suat, Bolat'ı. Yalnız Yağız ofsayttaydı ve ofsayttan doğan en direkt serbest vuruşta kaleci Aydın kullandı. Mete. Barış Sağır. Tekrar Mete. Uğur Adem Gezer. Uğur. Verdi pasını Mete'ye. Furkan Polat, en geriye kaleci Aydın Bağ. Mete Yıldız. Taha Gür. En geriye kaleci Aydın'a. Aydın'dan Mete Yıldız'a. Mete Yıldız. Taha. Furkan Polat. Mete. Oyunda temponun çok ama çok düştüğü dakikalar. 23. dakika. Golsüz eşitlik Van Atatürkşehir Stadyumunda. Mehmet Özdıraz. Verdi pasını Barış Sağır'a. Barış Sağır'dan Furkan Polat'a. Furkan Polat aradan atarsa tehlikeli. Mehmet Özdıraz topu hala onda. Taha ile topu buluşturdu. Taha aradan Mehmet Özdıraz'ı kaçırma düşüncesine. Mehmet Özdıraz aldı topu önüne. Mehmet Özdıraz bir bilek hareketi. İçeriye arka direğe doğru kademede Ömer Kandemir. Furkan. Furkan indirdiği bölgede hiçbir Vanspor oyuncu yok. Ve top doğrudan taca gitti. Taç atışını Etimesgut Belediyespor Medeni Bingöl'le kullanacak. Medeni Bingöl bugün zorunluluktan sol bekte oynuyor. Asıl mevkisi sağ bek ya da sağ açık. Yalnız 3 sol bekin de sakat ve cezalı olmasından dolayı teknik direktör Enver Bozbay zorunluluktan bugün Medeni Bingöl'ü sol bekte oynattı. Sezer, İsmail Güner, Erdi Zengin, tekrar İsmail. İsmail'den Ömer Kandemir'e.
en geriye Osman. Kaleci Osman Mert Göktepe. Osman Mert Göktepe uzun oynadı. Turan'a doğru, Turan'dan önce Barış Gök'ün kafası var orada. Son olarak Turan'dan çıktığını belirtiyor yan hakem. Taç bizim. Barış Sağır, Barış Gök, Uğur Adem Gezer. En geriye kaleci Aydın'a. Aydın şöyle bir kafasını kaldırdı. Aydın da Bodrum maçının yıldızlarından. Gerçekten Aydın Bağ Bodrum'da müthiş bir performans sergilemiş ve bir puanı almamızda büyük etkisi olan oyunculardan biri olmuş. Çarşamba gününkü Bodrum maçında. Turan da geliyor Etimesgut Belediyespor takımı. Turan çalımını attı. Turan Yağız'ı kaçırdı. Yağız yetişebilir mi? Yağız son çizgide içeriye doğru kesti top yan ağlarda. Yağız orada korner bekliyor. Ama hakem out atışıyla oyunu başlatacak. İki takımın kulübelerine baktığımızda Van Spor'da Onur Tekin, Furkan İnce, Aras Aydın, Oktay Gürdal, Ogün Özçiçek, Oktay Aydın, Eren Kıya, Yusuf Şengüler, İhsan Almant ve Kubilay Akyüz ilerleyen dakikalarda Erhan Altın'dan görev bekleyecek olan isimler. Etimesgut Belediyespor'da ise Emre Seren, Ahmet Karadayı, Maksut Taşkıran, o da eski bir Van Sporlu ve Van Spor altyapısından yetişmiş bir oyuncu Maksut Taşkıran, Oktay Kancı, Burak Çolak, Arda Kaan Yıldız, Ömer Alper Tatlısu, Batuhan Nusret Yiğit, Furkan Ünsal ve Muhammed Beşir de ilerleyen dakikalarda Enver Bozbay'dan görev bekleyecek olan isimler. Yağız yerde bu arada, sağlık görevleri oyun alanında, tedavisi oyun alanı kenarında devam edecek. Yağız Suat Polat'ın ve hemen oyun başladı. Uğur Adem Gezer, Furkan Polat, Furkan aradan kaçırma düşüncesinde Sezer Kademe'de, Sıdık çalan düdük, Sıda yapılan harekete faul diyor hakem Şevket Teker. Kronometreler 27'yi gösteriyor. Golsüz eşitlik var. Van Spor'umuz, Etimesgut Belediyespor müsabakası 0-0 devam ediyor. Faul atışını Osman Mert Göktepe uzun kullandı. Tahadi müdahalesi Erdi uzaklardan denedi. Aydın. Erdi yaklaşık bir 40 metreden denedi şutu. Yerde seken top doğrudan Aydın'a kadar gitti. Mehmet Özdıraz, Uğur Adem Gezer verdi pasını Mete Yıldız'a. Mete Emrah Tacir en geriye kaleci Aydın'a. Aydın gerçekten geçtiğimiz hafta burada Çorum maçında Emrah Tacir'e müthiş bir asist yapmıştı Aydın. Geriden attığı uzun topla Emrah Tacir hareketlenmişti. Kaleci ile karşı karşıya kalıp penaltıyı aldırtmıştı Çorum maçında Emrah Tacir. Bugün yine öyle bir şey olur mu? Olması da lazım. Bugün gerçekten 3 puandan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Alttakilerle arayı açmamız için bugün buradan alacağımız 3 puan çok önemli. Taha Erdi'ye çarpan top taca gitti. Emrah Tacir, Barış Sağır, Uğur Adem Gezer. Uğur en sola, Uğurcan'a doğru. Uğurcan yetişebilir mi? Uğurcan yetişemedi, top taca gitti. Tacı karşı türbünler önünden Etimesgut Belediyespor kullanacak. Etimesgut Belediyespor ile 8. kez karşı karşıya geliyoruz. Geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz ve sadece 1 mağlubiyetimiz var. O da Mayıs 2015'te Ankara'daki müsabakada 2-1 kaybetmiştik. Gerçekten hem bizim için hem Etimesgut için çok sıkıntılı bir maçtı. İkimiz de bir anda küme düşebilirdik, amatöre düşebilirdik. Yalnız diğer maçların sonucuna göre iki takım da kümede kalmıştı. Bu arada Etimesgut Belediyespor etkili geldi. Sıddık
Sıddık bir anda orada önünde bulabilse çok tehlikeli olabilirdi. Top sekti ve doğrudan avuta gitti. Etimesgut Belediyespor gerçekten kanatlardan çok tehlikeli geliyor. 29 dakikalık süre zarfında. Geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Ligin ilk yarısında Sincan'da oynanan müsabaka Turan Yılmaz ve Güney Tutçuoğlu'nun golleriyle 1-1 sona ermişti. Medeni Bingöl'ün Emrah Tacir'e yaptığı harekete hakem faul dedi. Emrah Hamza'ya doğru Sezer kademede Mehmet Özdıraz önünde buldu. Mehmet Özdıraz verdi pasını Furkan'a. Furkan'dan en sağ Emrah Tacir'e. Hadi Emrah. Dakika 30. Emrah karşısında Medeni var. Emrah son çizgide verdi içeri doğru. Seken top kimse dokunamadı. Pas yapa yapa geldik. Kombine geldik. Emrah Tacir içeri çevirdi. Top yerden sekti. Ama o bölgede ne Uğurcan ne Hamza'yı bulabildik. Barış Gök'le geliyoruz. Barış Gök. Mehmet Özdıraz bindirme yaptı. Barış Gök verdi pasını Mehmet Özdıraz'a. Mehmet Özdıraz savunmaya çarptı. Penaltı beklentileri var. Hakem oyna dedi. Dakika 30. Penaltı beklediğimiz andı bir anda. Hakem Şevket Teker oynayın dedi. Mehmet Özdıraz ve tribünler bunu beğenmedi gibi pozisyonu tekrarını birazdan izleyeceğiz. Uğurcan, Taha, Emrah Tacir kaptırdı Medeni. Taha, geriye Mete Yıldız'a. Barış Sağır, Uğur Adem Gezer. Uğur, verdi pasını Mete'ye. Emrah Tacir, Mete Yıldız. Mete'den Emrah Tacir'e doğru. Emrah Tacir verdi pasını. Taha Gür. Taha Sezer'i geçerse tehlikeli, geçemedi. Sezer. Berk. Sıddık. Sıddık'ın pası. Yağız. Yağız verdi Turan'a. Turan ekseni etrafında döndü. En geriye İsmail'le oynadı. İsmail Güner. İsmail. Ömer Kandemir kaçırabilir. Ömer Kandemir'e verdi. Ömer. Ömer'den tekrar İsmail'e. İsmail. Geriye Erdi Zenginev. Top bu dakikalarda Etimesgut takımında. Erdi'den en geriye kaleci Osman Mert Göktepe'ye. Dakikalar 32'yi gösteriyor. Vanspor, Etimesgut Belediyespor müsabakası Vanspor TV ekranlarında golsüz devam ediyor. Yağız. Turan. Erdi. Ömer. İsmail Güner. İsmail en geriye kaleci Osman Mert Göktepe'ye. Osman Mert Göktepe. Uzun oynadı. Halil Göçer'e doğru. Halil. Yağız. En sola Sıddık'a. Sıddık. Sıddık daha öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı var. Sıddık bu kararı beğenmiyor ve offside'dan doğan en direkt serbest vuruşu Vanspor kullanacak. Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında olan isimler de var. Toplam 8 oyuncumuz sarı kart ceza sınırında olan isimler bunlar. Aydın Bağ, Sedat Komi, Furkan İnce, Uğur Adem Gezer, Oktay Aydın, Barış Sağır, Furkan Polat ve Uğurcan. Vanspor'umuzda Etimesgut Belediyespor'da da Ömer Kandemir, Alper Tatlısu, Erdi Zengin, Ahmet Karadayı ve Muhammed Beşir sarı kart ceza sınırında olan isimler. Vanspor'umuzda bu isimler ve bunlardan birkaçı sarı kart görürlerse haftaya pazar yine burada oynayacağımız Soma Spor müsabakasında forma giyemeyecekler. Etimesgut Belediyespor'da da yine bu 5 oyuncu Ömer Kandemir, Alper Tatlısu, Erdi Zengin, Ahmet Karadayı ve Muhammed Beşir sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacakları Sakarya Spor müsabakasında forma giyemeyecekler. Barış Gök. Uğur Adem Gezer verdi pasını Mete'ye. Mete 34. dakika golsüz eşitlik var müsabakada. Mete Emrah Tacir'e doğru kalkan bir bayrak. Orada Emrah Tacir'in offside'de olduğu görüşünde hakem.
Offside'dan doğan en direkt serbest vuruşu ise Sezer Özman birazdan kullanacak. Berk. Berk. Sıdık. Sıdık. Yapılan hareket faul. Faul bizim. Barış Sağır kullanacak. Serbest vuruşu hemen kullandı. Uğur Adem Gezer. Kaptan Barış Gök. Barış Gök. Uğurcan'ı kaçırma düşüncesinde. Uğurcan top İsmail'in kontrolünde. İsmail gelişi güzel vurdu ve top doğrudan taca gitti. Taç atışını hemen Mehmet Özdıraz'da kullandık. Mehmet Özdıraz. Orada bir müdahale var. Halil Göçer'in müdahalesi. Taç. Tekrar bizim. Kaleci Aydın. Aydın uzun Emrah Tacir'e doğru. Sezer kafası bu arada. Emrah Tacir'in Sezer'e yaptığı harekete. Faul diyor hakem. Kaleci Osman Mert Göktepe Sezer'e yapılan faul atışını kullanacak. Dakika 36, son 9 dakika. Golsüz eşitlik var. Vanspor Etimes Kulüp Belediyespor müsabakasında. 5. dakikada Barış Gök'le kaçırdığımız bir pozisyon var ve yine 13. dakikada verilmeyen bir golümüz. Bu arada yine çalan bir düdük. Mehmet Özdıraz itiraz ediyor pozisyona. Hakem orada. İtirazlar sonucu değiştirmeyecek ve serbest vuruş. Hemen kullanıldı. Emrah Tacir'in attığı 13. dakikadaki gol offside gerekçesiyle sayılmadı. Ve yine 14'te Uğur Adem Gezer ile değerlendiremediğimiz bir pozisyon var. Etimesgut takımı ise 2. ve 19. dakikalarda Mehmet Sıdık istemiyle çok etkili geldi. Furkan Polat. Furkan Polat. Mehmet Özdıraz. İki oyuncu arasında yerde. Top hala Mehmet Özdıraz'dan. Sezer Özmen'in müdahalesi. Hakem yine devam dedi. Gerçekten hakem sertliğe prim tanıyor bu dakikalarda. Erdi Zengin. Ters kanada Sıdık'a doğru. Sıdık. Mehmet Sıddık işlemi. Verdi pasını Berk. Berk. Berk'ten Turan'a aman dikkat. Turan. Turan dikkat edilmesi gereken bir isim Turan. Ömer Kandemir de bu dakikada hücumda. Ömer Kandemir bravo Barış. Bravo Barış. Barış Gök'le çıkıyoruz. Barış topu hala onda Barış. Verdi pasını Uğur Adem Gezer'e. Uğur Adem. Uğur Adem Gezer uzun oynadı Emrah Tacir'e. Emrah Tacir karşısında Medeni var. Emrah Tacir. İki eski takım arkadaşı Emrah. Verdi aradan Hamza'ya doğru. Hamza vücudunu da kullandı. Kendini yerde buldu. Hakem oyna dedi ve top doğrudan kaleci Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi. İşte az önce görüyoruz. Sezer'in Hamza'ya yaptığı harekete hakem es geçti orada. Pozisyon tekrarını bir kez daha izliyoruz. Dönen topta Özdıraz'ın hareketine ise faul çalındı. Hakemin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu tip pozisyonlarda. Uğurcan'la çıkıyoruz. Uğurcan. Verdi pasını Hamza Küçükköylü. Hamza'dan tekrar Uğurcan'a. Uğurcan. Dakika 39. İlk yarıya 1-0 girmek demek çok şey demek. Barış Sağır. Furkan Polat yerde serbest vuruş. Çok kritik bir nokta. Çok kritik bir noktadan friki kullanacak Vanspor'umuz. Gerçekten gerek Mehmet Özdıraz'ın, gerek Emrah Tacir'in, gerekse Furkan Polat'ın çok sevdiği bir nokta. Mehmet Özdıraz'ın Tuzla'dan, Diyarbakır'dan
Serbest vuruş pozisyonunu tekrar tekrar izliyorsunuz. Mehmet Özdraz'ın gerçekten o bölgelerden çok golü var. Emrah Tacir'in şöyle bir hafızamı yokladığımda Yeşil Bursa'ya 2018 yılında Yeşil Bursa maçında gerçekten aynı noktadan attığı harika bir frikik golü vardı. Bakalım nasıl değerlendirecekler? Kim vuracak topa? Emrah Tacir, Uğurcan, Hamza, Mehmet Özdraz topun gerisinde olan isimler. Hamza da ayrıldı gibi. Ya Emrah Tacir ya Mehmet Özdraz, ikisinden biri vuracak. Emrah Tacir'in Yeşil Bursa'ya attığı bir gol var. Tam aynı noktada 2018 yılında 1-0 kazanmıştık. Hakem kontrol ve işaretini verdi. Mehmet Özdraz dışarıya. Mehmet Özdraz direğin birkaç santim üstünden dışarıya gitti. İyi vurdu, darbeli vurdu ama top üstten avuta gitti. Mehmet Özdraz'ın frikiğinde. Kaleci Osman Mert Göktepe uzun kullandı avut atışını. Yağız. Yağız indirdiği noktada hiçbir etmez kutlu oyuncu yok ve top doğrudan kalecimiz Aydın'a kadar geldi. Taha, Metin, Mete. Mete. Furkan Polat. Furkan Polat yerde kaldı. Çaran bir düdük var. Serbest vuruş kullanacak Vanspor'umuz. Dakika 41. Kar arkasında Kubilay ısınıyor. O gün Özçiçek, Oktay Aydın ve İsa Nalbant ısınan oyuncular. Oktay Gürdal da onlara katıldı. 5 oyuncu ısınıyor kar arkasında. Emrah Tacir. Arka direğe savunma. Turan bu arada. Halil yerde. Ona yapılan harekete hakem faul dedi. Serbest vuruşa oyun devam edecek. Skorer tablosuna baktığımızda iki takımın skorer tablosunda Hamza Küçükköylü 13 golle zirvede. Vanspor'umuzda Mehmet Özdraz 7 golle onu takip ediyor ve Emrah Tacir'in ise 5 golü var. Konuk Etki Mesut Belediyespor'da Göksu Türkdoğan 7 golle zirvede, yalnız bugün sakatlığından dolayı gelemedi bana. 6 gollü Turan Yılmaz ve 5 golle Muhammed Beşir onu takip ediyor. Muhammed Beşir de yedek kulübesinde. İlerleyen dakikalarda teknik direktör Enver Bozbay'dan o da forma şansı bulabilir. Emrah Tacir yerde. Serbest vuruş düdüğü var. Hakem Berke son uyarısını yaptı. Halbuki bunun hakkı sarı kart ama hakem yine es geçti bunu. Ve son bir uyarıyla geçiştirdi diyelim. Berk Akgönül'ün bu pozisyonunu sonuçta düdükten sonra vurulması her ne olursa olsun sarı kart. Futbol oyun kuralları öyle diyor. Mete Yıldız. Mete. Mete Yağız yerde bu arada. İkisi çarpıştılar. Uğur Adem Gezer en sonda. Barış. Savunmadan seken top, atak devam ediyor. Mehmet Özdraz son çizgide. Mehmet Özdraz arka direğe. Osman Mert Göktepe son anda. Yağız Suat Polat hala yerde. Vanspor yarı alanında. Osman Mert Göktepe'de topu taca gönderdi. Sağlık görevleri bir anızdan oyun alanına girebilir. Dakika 44. Golsüz eşitlik.
Hadi ben biraz dinleneyim. Güneşli bir ilkbahar günü. Dolu türbünler önünde, kare arkası sadece boş. Maraton ve kapalı türbünün dolu olduğu bir statta 44 dakika itibariyle maalesef Van Spor'umuz henüz istediğimiz, o arzuladığımız golü bulamadı. Pozisyonlarımız var. Barış Gök'le kaçırdığımız bir pozisyon var 5. dakikada. Dakika 13'te Emrah Tacir'e verilmeyen bir golü var. 14'te Uğur Adem Gezer'le kaçırdığımız bir pozisyon var ve az önce 40. dakikada da Mehmet Özdraz'ın bir free kick pozisyonu var. Metin Meskut Belediyespor kapanıyor ve kontra ataklarda kanat oyuncusu iki kanadı Mehmet Sıdık İstemi ve Turan Yılmaz'la gerçekten hücuma çıktıkları zaman çok ama çok etkili oluyorlar. Yağız'ın tedavisi oyun alanı kenarında devam edecek. Taç atışıyla oyun devam edecek. Bu arada 4. hakem Işıklı Tabera'yı kaldırıyor ve 2 duraklama dakikası. Maçın hakemi Şevket Teker tarafından ilk yarının stonuna 2 duraklama dakikası eklendi. Ve şu an o 2 duraklama dakikasının içindeyiz. Sıdık. Erdi. Erdi'nin pası Berk'e. Berk. Karşısında Tah var. Berk'in pası Sıdık'a. Sıdık. Barış Sağır mücadelesi. Sıdık. İçeriye doğru. Top doğrudan out'a gitti. Mete Yıldız. Taha uzun, Hamza Küçükköylü'ye doğru Sezer'in kafası ve taca çıktı. Emrah Tacir sağda 2 top var. Diğer top hemen çıkarıldı. Mehmet Özdraz, bu arada Halil bıraktı kendini yere. Emrah Tacir, Mehmet Özdraz iki etimes kutlu oyuncu. Son olarak Medeni'den çıktı diyor hakem. Medeni Bingöl'den. Köşe vuruşu kullanacağız. Hadi çocuklar. Soyunma odasına bir golle gidelim. Tüm atlarımızla Etimeskut yarı alanındayız. Emrah Tacir köşe vuruşunu kullanacak. İlk yarının son anları artık. Emrah Tacir 7 oyuncumuzla hücumdayız. Emrah ön direğe doğru. Savunma penaltı beklentileri var yine. Hakem yine devam dedi. Erdi Zengin. Erdi kaptırdı. Sıddık aldı topu. Sıddık da kaptırdı. Mehmet Özdraz. Uğurcan'a doğru. Halil Göçer. Uğurcan'a yapılan hareket faul. Oyun alanı bir anda elektriklendi. Hakem orada. İlk 45 dakika itibariyle hakem henüz kartına başvurmadı. Artık ilk yarının son anı. Serbest vuruş kullanacağız. Mehmet Özdraz'la. Ceza alanı içinde 5-6 Valsporlu oyuncumuz var. Etimeskut Belediyespor tüm atlarıyla ceza alanında, yarı alanında, biz de bütün atlarımız Etimeskut yarı alanındayız. Mehmet Özdraz doğrudan kaleye Mesuman Mert Göktepe'ye kadar gelen top. Ve hakem Şevket Teker ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda Van Atatürk Şehir Stadyumunda golsüz eşitlik var. Pozisyonlar var, iptal edilen golümüz var. Penaltı beklediğimiz anlar var. İstediğimiz, arzuladığımız oyunu ve istediğimiz golü inşallah ikinci yarıda buluruz diyoruz. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Özellikle ilk yarının son anında 45. dakikada ki penaltı pozisyonu,
Dükkanın sonundaki pozisyon tartışmaya açık bir pozisyondu. Bu arada gazeteci Arif Karakaş abimiz yanımızda. Arif abi nasıl değerlendirsin ilk yarıyı, nasıl bir ilk yarı gördün? Vasatın altında bir etkili bir pozisyon bulduk. Kaleci çıkardı. Yani daha etkili olabiliriz aslında. Hepime. Buna tacir verilmeyen bir golü var hocam. Şimdi o ona bakmak gerekiyor aslında. Yani ama şunu söyleyebilirim. Hemen hani atağa çıktığımız pozisyonda o full değil yani. Onu net gördüm. Son bir sorum olacak. İkinci devre Erhan Altın Hoca'dan değişiklik bekliyor musunuz? Kubilay Akyüz gibi hamle oyuncuları var. Yine genç isimler var. Furkan İnce gibi, Oktay Gürdal gibi isimler var. Evet sevgili futbol severler, ikinci yarı naklen yayına tekrar karşınızdayız. İki takım oyun alanında, hakem iki takım yardımcı hocalarına baktı, yan hakemlere baktı. Federasyon temsilcisinden tamam işaretini aldı ve Vanspor'umuz ikinci yarıya başladı. Başarılar Vanspor'umuz diyoruz. Bir değişiklik var ikinci yarı başlarken. Uğurcan kenarda, ilk yarını gerçekten etkisiz ismiydi Uğurcan. Kubilay Akyüz'ü izleyeceğiz ikinci yarıda Vanspor'umuzda. Bakalım Kubilay Akyüz hücumda ne gibi bir katkı sağlayacak? İçeriye doğru savunmadan seken top kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak Vanspor'umuz. Emrah Tacir kullanacak köşe vuruşunu. Ceza alanı içine 5 oyuncumuz var. Emrah şöyle bir kafasını kaldırdı. Arka direğe doğru Hamza'nın bulunduğu bölge. Hamza ve gol! Gol, gol, gol! Hamza Küçükköylü! Kral iş başında! Kral iş başında ve ikinci yarıya golle başladık. Dakika 46. Van Atatürkşehir Stadyumu'nu bayram yerine çeviren bir gol. Hamza Küçükköylü! Köşe vuruşunda Emrah Tacir arka direğe kesti topu. Kaleci Osman Mert Göktepe boşa çıktı. Hamza Küçükköylü kral iş başında ve Vanspor'u Ekimez Kut Belediyespor karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. 47. dakika Hamza Küçükköylü. Dakika 47, Hamza'nın golü. Vanspor'umuz Etimesgut Belediyespor karşısında skoru 1-0 yaptı. Out atışına Aydın Bağ kullanacak. Hamza Küçükköylü 14. golünü imza attı. Bu golle Barış Gök aradan Hamza'ya doğru. Hamza Ömer Kandemir mücadelesi. Top Ömer Kandemir'in kontrolünde. Hamza'ya da çarptı top. Out ama son olarak Ömer Kandemir'den çıktı diyor hakem. Ve köşe vuruşunu Vanspor'umuz kullanacak. Mehmet Özduraz köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanı içi ve çevresinde 5 Vansporlu oyuncumuz var. Mehmet Özduraz topun gerisindeki isim. Paslaşarak kullanıldı Barış Gök. Barış Gök savunmaya çarptı. Top hala Barış'ta. Barış Mehmet Özduraz mücadelesi. Barış top hala onda. Barış. Barış son çizgide verdi pasını Mehmet Özduraz'a. Mehmet Özduraz arka direğe Hamza bıraktı. Mete vuramadı. Erdi Zengin. Erdi. Aradan Sıddık'a doğru. Sıddık. Mete'nin Barış Sarı müdahalesi. Top taca çıktı. Taç Etimesgut Belediyespor'un. Bu arada yerde kalan bir Vanspor oyuncumuz var. Kubilay Akyüz muhtemelen. Baba hiç...
Kayseri'yi gönderiyor. Burası şehir. Yerde kalan bir Vanspor oyuncumuz var o bölgede. Tedavisi de devam ediyor. Sağlık görevleri oyun alanında. Barış Gök'ün tedavisi şu an saha içinde. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. 47. dakikada Hamza Küçükköylü'nün golüyle Vanspor'umuz Etimesgut Belediyespor karşısında skoru 1-0 yaptı ve rahatladı. Barış Gök'ün tedavisi oyun alanı kenarında devam edecek. Muhtemelen de oyuna girecek hemen. Tedavisi de bitti. Hakemden tamam işareti aldıktan sonra oyuna dahil olacak Barış Gök. İsmail. Verdi pazını Sezer'e. Sezer. Berk. Sezer. Sezer'den İsmail Güner'e. İsmail Güner. Uzun gelişi güzel bir vuruş o bölgede Barış Gök. Mehmet Özduraz. Barış Sağır, Furkan Polat. Furkan Polat. Top halinde. Söktü aldı topu. Furkan verdi pasını Emrah Tacir'e. Emrah Tacir. Emrah Tacir düzeltip vurma çabasındaydı. Medeni Bilgin'in son andan müdahalesi var. Ve top Sezer'in gelişi güzel vuruşuyla taca çıktı. Taç atışını Vanspor'umuz kullanacak. Taha Gür'le. Taha. Furkan. Emrah kaptırdı. Berk. Sıdık yetişemedi. Ya daha doğrusu Sıdık'ın kontrolünde top taca çıktı. Taç atışını Etimesgut Belediyespor Medeni Bingöl'le kullanacak. Halil Göçer. Yağız. Sıdık. Erdi. Erdi'nin pası Sezer'e. Sezer. Sezer. Erdem Berk Akgönül'e. Berk Akgönül yerde buldu. Serbest vuruş. Düdük çaldı. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Bir anlık karambol ceza alanımızda Barış Sağır uzaklaştırdı. Taha Gür. Taha Gür'ün pası. Emrah Tacir'le geliyoruz. Emrah Tacir. Haydi Emrah. Verdi aradan Hamza'ya. Hamza. 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 Hamza en sağa. Emrah Tacir. Emrah Tacir önde buldu. Vurdu dışarıya. Emrah Tacir. Dakika 52. Out atışını gelişi güzel bir şekilde top taca gitti bu arada. Karşı tribünler önünden taç atışı kullanılacak. Taha Gür tarafından. Taha'nın pası Emrah Tacir'e. Emrah Tacir iki oyuncu arasında. Emrah Tacir verdi pasını Barış Sağır'a. Barış'tan Emrah'a. Emrah ve Taha'dan en geriye kaleci Aydın Bağ. Aydın uzun oynadı. Hamza hareketlendi o topa. Sezer'in kontrolünde top taca çıktı. Taç Vanspor'umuzun karşı tribünler önünde. Emrah Tacir kullanacak taç atışını. Bıraktı Furkan Polat'a. Furkan hemen kullandı. Taha Gür. Furkan Polat. Furkan Polat yerde buldu kendini. Hakem oyna dedi. Yağız'a doğru uzun bir top. Kademede vur Adem Gezer. Emrah Tacir. Furkan Polat bu arada karşı tribünler önünde yerde hala. Furkan Polat, Emrah Tacir. En sola Kubilay'a. Kubilay Akyüz. Kubilay Akyüz karşısında Ömer Kandemir var. Kubilay verdi Emrah Tacir'e. Emrah aradan Kubilay'ı kaçırma düşüncesinde. Son anda savunmada İsmail Güner var. Bu arada Furkan Polat da kalktı. Seke seke oyuna devam ediyor.
Halil Göçer'in bir sakatlığı var. Tedavisi oyun alanı kenarında devam edecek Halil Göçer. Muhtemelen bir değişiklik olacak Etim Eskut cephesinde. Birazdan bir oyuncu değişikliği görebiliriz. Çünkü muhtemelen Halil Göçer devam edemeyecek oyuna. Barış Gök verdi pasını Mehmet Özduraz'a. Mehmet Özduraz şöyle bir kafasını kaldırdı. Mehmet Özduraz topağıyla onda. Verdi pasını Furkan Polat'a. Furkan'dan Emrah Tacir'e. Emrah'tan tekrar Mehmet Özduraz. Şun çizgide. Kubilay içeride, Hamza içeride. Yerden Sezer'in kontrolünde top. Kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak Van Spor'umuz. Emrah Tacir karşı tribünler önünden köşe vuruşunu kullanacak. Birazdan Maksut Taşkıran da oyuna girecek. Etim Eskut Belediyespor'da. O da eski bir dost. Van Spor altyapısında yetişmiş bir isim. ...2012-2013-2013-2014 futbol sezonunda ve 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Van Spor'umuzda forma giymiş bir isim Maksut Taşkıran. Bu arada Sıddık'a çakan bir sarı kart var orada. İtirazlarından dolayı Mehmet Sıddık İstemi maçtaki ilk sarı kartı gördü. Sarı kart gören oyuncu Trabzon Belediyespor Grubu 21 numara Mehmet Sıddık İstemi. Emrah Tacir son çizgide. Emrah içeriye doğru Sezer kademede. Sezer'in gelişe güzel vuruşu tekrar top taca gitti. Taç atışını Van Spor'umuz hemen kullandı. Taha Gür verdi pası Barış Sağar'a. Barış Sağar'dan Mehmet Özduraz. Mehmet Özduraz yetişemiyor o topa. Bu arada Emrah Tacir de yerde karşı tribünler önünde. Hakem düdüğünü çaldı, durdu. Maksut Taşkıran ve Burak Çolak oyuna girecek olan isimler. Berk Akgönül kenarda. 6 numara Berk Akgönül. Giren oyuncu 24 numara Burak Çolak. İki değişiklik birden yapacak Etim Eskut Belediyespor takımı. 6 numarayla Berk Akgönül oyundan çıktı. Burak Çolak oyuna girdi. Numaralı formasıyla da Halil Göçer oyundan çıktı. 8 numarayla Maksut Taşkıran oyuna girdi. Etim Eskut Belediyespor takımında Burak Çolak da çok tecrübeli bir isim. O da Gençler Birliği Hacettepe tecrübesi olan bir isim Burak Çolak. Barış Hamza'yı kaçırma düşüncesindeydi. Top doğrudan out'a gitti. Out atışını hemen kullandılar. Sezer. Sezer'den İsmail Güner'e. İsmail Güner. Burak Çolak. Sistemi 21. Faul atışını Medeni kullandı. Verdi pasını Sezer'e. Sezer'den İsmail Güner'e. İsmail. Maksut. Tekrar İsmail. İsmail uzun oynadı. Sıddık istemeye doğru. Sıddık. Karşısında Taha var. Aradan bıraktı. Burak Çolak. Burak. Bile nerede? Burak Çolak. (Gülüyor)
Gol, Ekrem Kutbeli'nin spor kulübü 24 numara Burak Çolak. Burak Çolak, Sıddık'ın ara pasını hareketlendi. Ceza alanına gelişine vurdu. Aydın topu bile görmedi. Ve skorda denge var. 58. dakika. Gol Burak Çolak. Moralimizi bozmamamız gerek. Çünkü önümüzde daha uzatmalarla beraber 35 dakikalık uzun bir süreç var. Henüz 2 dakika önce oyuna girmişti Burak Çolak. Berk Akgönül'ün yerine gerçekten çok tecrübeli bir isim. Bu ligin aranan oyuncularından biri Burak Çolak. Oyuna girer girmez de golünü attı. Ve Etimesgut Belediyespor'a beraberliği getiren golü de buldurttu Burak Çolak. Furkan Polat verdi pasını Barış Sağır'a. Barış Sağır'dan Emrah Tacir'e. Emrah Tacir. Furkan Polat. Barış Sağır söktü aldı topu. Hakem oyna diyor. Emrah Tacir. Mehmet Özdras. Aradan Hamza'ya doğru Sezer'in kontrolünde top Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi. Maksut Taşkıran da oyuna dahil oldu Burak'la beraber. O da yine eski bir Vanspor'lu oyuncumuz. Etimesgut Belediyespor forması giyiyor 2 yıldır. 8 numaralı formasıyla oyuna dahil oldu. Artık son 29 dakika diyebiliriz. 62. dakikanın içindeyiz. Sıddık'ın pası Ömer Kandemir. Ömer son çizgide. Ömer arka direğe doğru top doğrudan out'a gitti. Erhan Altın Hoca'dan oyuna müdahale bekliyoruz. Oktay Aydın kenarda, İsa Nalbant kenarda, Yusuf Şengüler kenarda, Ogün Özçiçek, Furkan İnce, Aras Aydın. Bu gibi isimler, kenarda isimler. Yani bir Oktay Aydın hamlesi birazdan görebiliriz Erhan Altın Hoca'dan. Emrah Tacir. Emrah uzun oynadı Kubilay'a doğru. Kubilay kafayla indirdi. O bölgede kimse yok. İsmail Güner Maksut'a doğru. Maksut yetişti. Kaptı topu. Maksut geliyor. Maksut dikkat etmemiz gereken birisi. Maksut Yağız içeride. Maksut çalımını attı. Maksut yerden vurdu. Kaleci Aydın. Kendi topuna hareketlendi. Çalımlarla girdi. Açısını buldu. Yavaş vurdu top. Aydın'a kadar geldi Maksut Taşkıran. Erdi yerdeki isimdi. Medeni Bingöl yerdeki isim. Serbest duruşu Erdi kullanacak. Erdi hemen kullandı. Burak Çolak verdi Maksut'a. Vurum almaz lazım. Maksut savunmadan döndü. Gerçekten o bölgelerden tehlikeli şutlar atabilen bir oyuncu Maksut Taşkıran. Mehmet Özduraz geçerse tehlikeli. İsmail Güner'in müdahalesi var. Kubilay verdi pasını Hamza aradan Emrah Tacir önünü alamadı topu. Sezer aldı. Burak Çolak Medeni Bingöl. Medeni Turan'a doğru top doğrudan taca gitti. Taç bizim. Uğur Adem Gezer verdi pasını Furkan Polat'a. Furkan Polat Taha Gür sağ çizgide. Furkan Polat
Şöyle etrafına baktı. Furkan Polat en sağa Taha Gür'e. Taha Gür'e geliyor Vanspor. Taha Gür içeriye top. Doğrudan avuta gitti. Bu arada Taha Gür yerde. Yan hakemin korner işareti var. Sıdık'ın itirası. Yerde Taha Gür de yerde bu arada. Oradan korner kararı çıktı. Son olarak topun Sıddık'tan çıktığını diyor hakem. Sıddık bu kararı beğenmedi. Köşe vuruşunu Emrah Tacir kullanacak. Dakika 65. 6 oyuncuyla ceza alanı içindeyiz. Emrah Tacir, hadi bu da gol olsun Emrah. Emrah yine arka direğe, bu sefer ön direğe doğru kesti. Ömer Kandemir'in müdahalesi, top taca gitti. Taç atışını Emrah Tacir kullanacak. Boşta arkadaşını arıyor Mehmet Özdraz. Mehmet Özdraz, Emrah Tacir yetişebilir mi? Bu arada kalkan bir bayrak. Orada Ömer Kandemir'e yapılan harekete hakem faul dedi. Faul atışını Etimesgut Belediyespor kullanacak. Medeni Bingöl'le. Erhan Hoca iki oyuncu çağırdı. Ogün ve Oktay Aydın'ı çağırdı. Ogün Özçiçek ve Oktay Aydın. İki hamle birden görebiliriz Erhan Hoca'dan. Furkan Polat. Furkan Polat. Top hala onda Furkan Polat. Çalan bir düdük. Topun dışarıdan çevrildiği görüşünde. Taç atışını kullanacak Etimesgut Belediyespor. Medeni Bingöl'le. Medeni hemen kullandı Burak Çolak'a doğru. Burak Çolak yerde serbest vuruş. Serbest vuruşu Mehmet Sıdık istemi karşı tribünler önünden kullanacak. Pardon Turan. Turan topun gerisine, Mehmet Sıdık istemi ceza alanı içine kadar geldi. Ceza alanı içi ve çevresinde 6 Etimesgut Belediyesporlu oyuncu bütün hatlarıyla Vanspor yarı alanımızdalar. Turan ön direğe doğru. Orada Mete'nin bir kafası var. Mehmet Özduraz hızlı çıkarsak tehlikeli olabilir. Mehmet Özduraz Hamza'ya doğru attı topu. Hamza orada, oyun bir anda sertleşti. Sağlık görevlileri de oyun alanına girdi. Orada yerde kalan bir Etimesgut Belediyesporlu oyuncu var. Yönetmen arkadaşım gösterirse sevgili Muhammed Ali Ekici. Orada yüze alınan bir darbe var. Sağlık görevlileri de oyun alanında. İsmail Güner orada yüzüne bir darbe aldı. Tedavisi oyun alanı kenarında ben devam edecek. Mehmet Özduraz kenarda. Mehmet Özduraz kenarda. O gün Özçiçek oyunda. Furkan Polat kenarda. Oktay Aydın oyunda. Mehmet Özduraz, o gün Özçiçek değişikliği ve Furkan Polat, Oktay Aydın değişiklikleri Silahtaroğlu Vanspor'umuzda. İsmail Güner'in tedavisi bitti ve İsmail Güner de şu an oyun alanına girdi. Hakemin izin vermesinden sonra. Bu arada Barış Sağır çok kötü yere attı topu. Top doğrudan taca gitti.
Karşı tribünler önünden taç atışını kullanacak. Etimesgut Belediyespor oyunda temponun çok düştüğü anlar. Dakika 70. Bir birlik beraberlik var. Taha Gür, Emrah Tacir. O gün Barış Sağır. Uğur Adem Gezer. O günü sağ çizgide görüyoruz. Taha Gür biraz daha hücumda görülecek ilerleyen dakikalarda. Tipik 4-4-2'ye döndü diyebiliriz. Erhan Altın Hoca. O günü sağ çizgiye aldı. Ortada Emrah Tacir, Taha Gür, Oktay Aydın ve Barış Sağır görev yaparken ileride de Hamza Küçükköylü, Kubilay. Kubilay biraz daha Hamza'ya yakın oynayacak bu dakikadan sonra. Osman Mert Göktepe. Bir birlik beraberlik. Burak Çolak uzun sıdığa doğru, top doğrudan kaleciye kadar geldi. Taha Sezer'in müdahalesi ve Taçvan sporumuzun. Taç açı hemen kullanıldı. Taha, Oktay'a, Emrah. Orada Burak Çolak araya girdi. Hamza Oktay'ı kaçırma düşüncesinde. Top doğrudan avuta kadar gitti. Avut atışını Osman Mert Göktepe kullanacak. 72. dakikaya doğru giriyoruz. Skorda denge var. ...47. dakikada Hamza'nın golüne 58. dakikada Burak Çolak karşılık verdi. Etimesgut Belediyespor'da bir oyuncu değişikliği daha olacak. 89 numaralı formasıyla Furkan Ünsal'ı göreceğiz. Yağız kenarda. Yağız Suat Bolat oyun alanı kenarında. Furkan Ünsal oyunda. Uzun oynadı Osman Mert Göktepe. Sıddık. Erdi. Sezer. Sezer'in pası İsmail Güner'e. İsmail Güner. Riskli bir top. Top bizde şu an. Mete. Mete'den en geriye kaleci Aydın'a. Aydın. 74. dakikanın içindeyiz. Bir birlik beraberlik Van Atatürk Şehir Stadyumunda. Barış Gök, Uğur Adem Gezer. Verdi pası Barış Sağır'a. Barış Sağır'dan tekrar Uğur Adem'e. Uğur Adem Gezer. Aradan Kubilay. Tek topla Oktay'ı Hamza'ya hareketlendirmek isterken erdi kademede. Uzun top doğrudan taca gitti. Taç atışını Vazsporumuz kullandı. Barış Gök. Uğur Adem'den Oktay'a. Oktay Aydın. Oktay uzun oynadı o bölgede o gün. Oktay.
Oktay kaptırdı. Furkan Ünsal verdi pasını Sıddık'a. Sıddık'la geliyor Üretim Eskut takımı. Sıddık geriye. Furkan. Tekrar Erdi. Erdi en geriye İsmail Güner'e. İsmail Güner. Pas yapa yapa çıkıyor Üretim Eskut Belediyespor takımı. Ömer Kandemir. Ömer en geriye Osman Mert Göktepe'ye. Hamza'nın baskısı var. Osman Mert Göktepe uzun oynadı. O bölgede Sıddık hareketleniyor. Taha'nın kontrolünde top doğrudan kalecimiz Aydın'a kadar geldi. Aydın Bağ. Uzun oynadı Aydın. Kubilay'a doğru yetişemedi Kubilay. Top doğrudan taca gitti. Taç atışını Etim Eskut Belediyespor'da Ömer Kandemir kullanacak. Bu arada İsmail'in bir sakatlığı var. Yine oyun alanı kenarında. O gün Mete. Mete'nin pası o güne. O gün Taha Gür. Taha Gür'den Barış Sağır'a. Barış Sağır. Barış verdi Uğur Adem Gezer'e. Uğur Adem en sola Barış Gök'e. Barış kaptırdı Furkan. Furkan'la hızlı çıkarlarsa tehlikeli olur. Orada Barış'ın gerçekten can siperhane bir müdahalesi. Bravo Barış. O gün en sağa Emrah Tacir'e. Hadi Emrah. Emrah'la geliyoruz. Emrah Oktay'a atla düşüncesindeydi. Son anda Medeni. Medeni Oktay aldı topu. Oktay. Karşısındaki Vettim Eskut'u Oktay ünlü aldı. Oktay vurdu savunmadan döndü. Atak devam ediyor. O gün Üstçiçek. O gün Burak karşısında. O gün şöyle bir ekseni etrafına baktı. O gün pas verici arkadaşı vardı. O gün Emrah'la ikiye bir yaptı. O gün Hamza'ya doğru, Kubilay'a doğru İsmail Güner'in oradan müdahalesi var. Ve top yaranımıza kadar geldi. Barış Sağır. Uğur Adem Gezer. Uğur Adem ters top attı, uzun oynadı. Yetişebilir mi? Taha yetişti. En sonda yerden bıraktı. Hamza önünü aldı. Hamza son çizgide. Hamza yerde kaldı. Sezer'in kontrolünde top. Hakem oyna dedi. Burak Çolak. Burak Çolak top taca çıktı. Taç Van sporumuzun. Barış. Mete. O gün top hala onda. O gün kafasını kaldırdı. O gün top doğrudan Osman Mert Göktepe'ye kadar geldi. Osman Mert Göktepe uzun oynadı. O gün yerde kaldı çalan bir düdük. Hemen kullanıldı. 79. dakikaya doğru ilerliyoruz. Vanspor'un Etim Eskut Belediyespor karşısındaki birbirlik devam eden oyunu devam ediyor. Bugün buradan alınacak 3 puan çok önemli. Çok ama çok önemli. Alt sırayla 6, 7, 8 ile arayı açma konusunda çok önemli. O günden sert bir müdahale. Furkan Ünsal orada. O günden sert bir müdahale. Hakem uyardı. Sezer Özmen'le devam edecek atak. Sezer, Burak Çolak. Uzun top.
Luka 80, Burak Çolak 2-1. Burak Çolak oyuna girer girmez gol attı. Şimdi de ikinci golü attı. Bir mağlup durumdayız. Van Atatürkşehir Stadyumunda Erhan Altın istifa sesleri. Tribünlerde kısa süreli bir gerginlik var. Hamza ceza alanında. Hamza içeriye doğru açtı. İsmail Güner kademede. İsmail Güner gelişi güzel vurdu. Top taca gitti. Burak Çolak uzun oynadı Turan'a doğru. Kalkan bir bayrak. Son 6 haftaya girilirken buradan ki puan kaybı gerçekten hesapta olmaz. İçeriye doğru ters bir kafa. Orada İsmail vurmasa Oktay bomboştu. Silahlar olmaz. Korkun konusunda geçmeden oyuncu 94 olarak Barış Sağır. Barış Sağır kenarda İhsan Alman toyunda. Etimesgut Belediyespor'da da bir değişiklik olacak. Barış Sağır kenarda İhsan Alman toyunda. Sıddık İstemi kenarda. Zıttık kenarda Oktay Kancı oyunda. Etimesgut Belediyespor takımında. O gün Turan yerde. Ömer Kandemir. O gün Oktay verdi pasını o güne. O günden Hamza'ya. Hamza. Emrah Tacir içeriye, Oktay vuramadı, İsa vuramadı. Atak devam ediyor, Kubilay. Bütün atlarımızla Etimesgut yarı alanındayız. Taha. O gün. O gün Topali o gün içeriye doğru Öndre'ye savunma atak devam ediyor. Yerden bir şut denemesi savunmadan döndü Uğur Adem Gezer'den. Emrah Tacir hemen kullandık taç atışını. Barış Sağ Gök. Geriye Mete Yıldız. Aydın. O gün en sağ Kubilay. Orta içeriye doğru Hamza'dan önce Ömer Kandemir'in müdahalesi. Atak devam ediyor. Oktay. Barış Gök. Verdi pasını Emrah Tacir'e. Emrah bütün atlarımızla Etimesgut yarı alandayız. Savunmada İsmail Güner. Barış Gök. Barış yetişebilir mi? Barış yetişemiyor. Köşe vuruşu beklentileri var. Hakem out kararı verdi. Artık 85. dakikaya doğru ilerliyoruz.
Etimesgut Belediyespor'un Van deplasmanındaki 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. 47'de Hamza Küçükköylü ile öne geçtik. 58 ve 80'de Burak Çolak'ın gollerine engel olamadık. 2-1 mağlup durumdayız 85. dakikaya girilirken. Ömer Kandemir. Ömer Kandemir ve Erdi var topun gerisinde. Erdi uzaklaştı. Ömer Kandemir geciktirince sarı kartı da yedi. Ömer Kandemir. 64 numaralı formasıyla Ömer Kandemir sarı kart. 64. 64. Aydın. Oktay. Doğrudan avuta kadar gitti. Bir değişiklik daha. Emrah Tacir kenarda. Emrah Tacir kenarda, Oktay Gürdal oyunda. Seksen yedinci dakikaya giriyoruz. Barış Gök. Barış. Erdi. Burak. Maksut. Maksut. Verdi pasını. Oktay. Maksut. En geriye Medeni Bingöl'e. Medeni. Medeni. Medeni kaptırdı. Kubilay'la geliyoruz. Kubilay. Kubilay ceza alanında İsa var, Hamza var. Sezer Özmen'e çarpan top taca gitti. Kubilay Akyüz hemen kullandı o gün. O günün pası Kubilay. Kubilay'dan tekrar o güne. O gün bütün atlarımızla Etimesgut yarı alandayız. O gün. O gün en sağ Kubilay Akyüz. Kafasını kaldırdı. Kubilay savunmaya çarptı. Önündeki Maksut'a çarptı ve taca gitti. Taç atışını Kubilay ile kullanacak Van Spor takımı. Birazdan duraklama dakikaları da gösterilecek. 89. dakikanın saniyeleri işlenirken. Kubilay. Burak Çolak. Top doğrudan taca gitti. Taç açını Barış Sar, Barış Gök kullandı. Barış Gök'ten Aydın'a. Aydın. Barış Gök. Barış Gök'ün pası Mete'ye. Mete. Mete. Oktay. Oktay'dan o güne. O gün. O gün. O gün içeriye doğru. İsa'dan önce Osman Mert Göktepe. Sen 9. dakikadayız. 2-1 Etimesgut Belediyespor'un üstünlüğü var. Mağlup olmamıza rağmen bir türlü reaksiyon veremedik. İkinci golü 80'de yedik ama bir türlü o reaksiyonu, o baskıyı veremedik. Oyuna giren oyunculardan da o yeterli derecede katkı alamadık şu dakika itibariyle.
Ramazan ayı olması münasebetiyle cefakar taraftar yine bugün stattaydı. Yine bugün kendilerine ayrılan yerlerdeydi. Bugün hepimiz 3 puan bekliyorduk. Öne de geçtik ama yine yapılan iki basit hatayla 2-1 yenik durumdayız. Maçın hakemi tarafından ikinci yarı için verilen uzatma en az 5 dakika maçın sonuna eklenen süre ve o 5 dakikalık duraklama diliminin de içindeyiz şu an. Turan. Yanında Burak Çolak var. Turan, Burak Çolak. İki oyuncu var yanında. Hamza aldı topu. Hamza uzun oynadı. İsa'ya doğru. İsa kafayla indirdi. Uğur Adem Gezen hareketleniyor. O bölgede Ömer Kandemir'in de müdahalesi ve korner. Bu korner bir umut olsun diyoruz. Köşe vuruşu için Kubilay. Köşe vuruşu için bu arada Osman'a giden çok rahat bir top oldu bu. Dördüncü hakem. Dördüncü hakemle Emrah Tacir arasında bir tartışma yaşandı orada. Muhtemelen bir kart çıktı Emrah Tacir'e. Gerçekten son 10 dakikadır oyun çok gergin, stat çok gergin. Erhan Altın istifa sesleri, Aydın Bağ yuhalanıyor. O gün içeriye doğru Ömer Kandemir kademede. Turan. Kasım 2021'de en son deplasman galibiyetini almıştı Etimesgut Belediyespor. Veli Meşe takımını yenmişlerdi 2-1'lik skorla. Yani Kasım'dan bu yana yaklaşık 4,5 aydır deplasmanda galibiyet yüzü görememişti Etimesgut takımı. Oktay Gürdal içeriye doğru, İsmail Güner kademede. Gerçekten bugün 3 Vanlı oyuncumuza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kubilay indirdi Hamza'ya doğru. İsmail. Tekrar boşta kalan topa yine İsmail. İsmail Güner ve Medeni Bingöl. Medeni Bingöl gerçek kanadında oynamamasına rağmen, sol bek oynamasına rağmen canla başla mücadele etti. Hamza 3 oyuncu arasında. Hamza verdi pasını. Oktay, Sezer, Erdi, Oktay. Savunma. Furkan. Furkan'ın pası Burak Çolak'a doğru. Burak Çolak yetişemedi. Gerek Medeni Bingöl, gerek İsmail Güner, gerek oyuna sonradan giren Maksut Taşkıran canla başla mücadele ettiler. Hamza faul. Serbest vuruş kritik an. +90+3'ün içindeyiz. Kareye uzak mesafe, yalnız oradan Hamza da Kubilay da vurabilir. İkisi de vurabilir. Bakalım nasıl bir organizasyon olacak artık son anlar. 6 kişilik bir baraj var. Osman Mert Göktepe kalecileri. 5 kişilik. Önce 6 kişi istedi barajı. Şimdi baraj 4'e kadar düştü. Ceza alanı içi çok kalabalık. Kubilay bıraktı. Hamza dışarıya. Hamza dışarıya. İkinci yarıda sadece Adıyaman'a kaybetmiştik deplasmanda. İkinci devrenin ilk müsabakasıydı. Adıyaman Futbol Kulübü'ne kaybetmiştik. Son dakikalara girilirken Etimesgut Belediyespor takımına da kaybetmek üzereyiz. Kale
Böylece Aydın'a kadar giden top. Aydın'ın pası Taha Gür. Taha uzun oynadı. Kubilay sekti. Maksut. Oktay. Medeni'nin, Erdi'nin kafası var orada. O gün. Taha son bir umut olabilir. Taha ile geliyor Vanspor'umuz. Taha Gür son çizgide. Taha Medeni'nin müdahalesi. Ve top taca çıktı. Taç bizim. O gün yerden bıraktı. Kıyasıya bir mücadele. Burak Çolak son adam. Burak Çolak geçti. Burak Çolak, Barış Gök yetişti ona. Topu da aldı. Aydın. Aydın, maç bitti. Maç bitti. Kazanan Etimeskut Belediyespor. 4,5 aydır deplasmanda galip gelemeyen Etimeskut Belediyespor Van deplasmanında 2-1'lik skorla güldü. Maç sonu protestolar. ...47. dakikada Hamza Küçükköylü ile 1-0 öne geçmiştik. 59'da, 57'de oyuna giren Burak Çolak gerçekten bir anda maçın yıldızı oldu diyebiliriz. 59'da takımını öne geçirdi. Birbirlik beraberliği yakalattı takıma. Ve 80. dakikada da galibiyeti getiren golü attı. Maçı kazanan Etimeskut Belediyespor takımı oldu. Moraller bozuk. Diğer maçın skorları ne bilmiyoruz ama büyük bir avantajı yitirdiğimiz aşikar. Kendi evimizde oynadığımız bu müsabakayı muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Biz kaybettik. 2-1'lik skorla mağlup olduk. Üzgün ayrılıyoruz. 2-1'lik skorla mağlup olan tarafız. Hakem kararları çok tartışıldı. Protestoya uğrayan bazı futbolcularımız var. Teknik heyetimiz var. Haftaya pazar yine burada Soma Spor'la oynayacağız bu kez. Haftaya pazar günü yine kendi sahamızda oynuyoruz. Yine Soma Spor ile oynuyoruz. Etimeskut Belediyespor ise Sakarya Spor ile oynayacak. Kendi sahasında Sincan'da. Naklen yayını daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vanspor TV ekibi olarak saat 12.30'dan beri büyük bir ekiple buradaydık. 10 kişilik bir ekiple buradaydık. Gerçekten herkese mutlu pazarlar demeden önce yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, spikeriniz ben Kubilay Önay, herkese mutlu pazarlar demeden önce bu arkadaşlarımın isimlerini zikretmek istiyorum. Gerçekten de büyük emekle bu yayını sizlere aktardılar. Yayın yönetmenimiz Mehmet Ali Ekinci'ye, yardımcı yönetmen Uğur Erdoğan'a, kameramanlarımız Şaban Beyazsaç, Rahmi Beyazgül, Yunus Yılmaz, Uğur Beyazsaç ve Yusuf Beyazsaç'a, seste sesimin size ulaşmasına yardımcı olan Tuncay Kaya ve Sibel Aslan'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese mutlu pazarlar. 2-1 kaybettik. Umarım telafisini haftaya Soma maçında çıkarırız diyorum ve hoşça kalın diyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar.